Kaan'la Eylül'ü attır. Sen zaten iki kişiliksin. Onların yerine geç. E-spor'da mı ne kadar kazanıyordum? E-spor'da iş böyle bir DP'den sonra DP ile birlikte böyle bir 10K, 10-13 falan kazanıyordum e-spor'dan. İyi 10-18, 8-13 falan. Aynen aylık. E-spor'dan iyi geliyordu ya. Aynen e-spor'dan o kadar kazanıyordum. Benden çok daha fazla kazanan adamlar vardı ya. Azmış. Bana göre çok fena paraydı oğlum o. Yani gamer ne ya. Neyse adam Allah'tan TP ile oynuyor. Ben bu adamın şeylerine Q lan tek atabiliyor muyum? Tamam, birazdan bunu öldürmeyi deneyeceğim şimdi. Şu şeyi bir siteyini alayım. Bu abi matchup. Heimerdinger'i oldum olası sevmemişimdir ya. Dur şimdi bayağı döveceğim bu adamı. Flash'ını alacağım beyler. Aynen flash'ı aldık. Güzel. Ama adamın TP'si mevcut hala. Benim burayı böyle bir şekilde böyle bir yolunu bulup pushlamam lazım beyler. Tamam, hiç fena değil, hiç fena değil. Sikeceğiz bunu, siz rahat olun, bekleyin. VVS. MR. Acil MR lazım chat. Aciliyet ama. Aciliyetten böyle. Ya da dur ya, ben şuna bir base 60 F2 vereyim. Bir E tutturursam öldürme imkanım var herif. Ama level 5 olacak, can alacak. Dur bakalım. Aynen ilk item şeye gidebilirim bu oyun. Aklın sonu. Wave'i pushlayacağım beyler ki wave resetlensin diye. Wave'i bir güzelce bir resetleyeyim abi. Aynen güzel. Jax o tipiydik bir ara. Jax hep alamıyorsun abi ya. Broken bayağı iyi kazanıyordur ya. Vallahi en az 1 milyon TL'si vardır onun yıllık falan. Tahmin yürütüyor ama belki de yoktur ya. Dolarla alıyor ya, çok alıyordur orada. Vardır diye tamam, olmaya da bilir, belli olmaz. Dolarla aldığı için şimdi oradaki 1 milyon TL, yani Broken Blade gibi bir oyuncuyu 1 mil yıllık 1 milyon TL'ye almak onlar için harika bir şey yani, TSM için. TSM için Broken Blade'i böyle 1 milyona almak muhteşem ya. Ben, Impact falan böyle 1 milyon dolar falan diye biliyorum ben. Bir anda bakayım öldürme. Bir Impact falan böyle yıllık böyle 900 bin dolar falan alıyor zannediyorum. Ki Broken Blade yani onlar gibi zaten oynuyor herif. Anladın mı? 1 milyon TL bayağı worth yani. Benim en iyi oynadığım dönem 2008'di. 2008 diyorum amına koyayım. 2018 zamanlıydı. 2018 kış yaz ben bayağı iyi oynamıştım. O zaman işte 10 falan, 10-11. O civarlarda alıyordum aylık. 2018'de ben bayağı iyi oynuyordum. Kış yaz yok ediyordum. Primler oluyordu aynen. Bizde mesela Auro'da oynarken şey vardı. Nexus'a last hit atınca 50 dolar veriyordu. İşte maçtan maça değişiyordu. Takım sahibi bize para veriyordu mesela. Yani Sup bir ara 18 mi 19 0 mı neydi, onu hatırlıyor musunuz? Ölmem diye tahmin ediyorum ama belli olmaz. Ölmeyiz ya. Öldük amına koyayım. Sup'un böyle 18 19 0 olduğu zamanları hatırlıyorsunuz mu? O zaman işte şey demişti takım sahibi. Hani bir de o da böyle bizim yenilmemizi bekliyor ya. Nexus Last Hit'ine şey dedi, 500 dolar dedi, 500 euro mu 500 dolar mı ne dedi. Hani o da beklemiyordu şeyi kazanmayı. Zınk oradan bir koymuştum Last Hit'i, 500 dolar nasıl ilaç gibi gelmişti var ya. Vallahi ilaç gibi gelmişti. Yani bu, olay bu yani, olay bundan ibaret. Kapat oğlum o bilgisayarı. DP zamanları da çok zevkliydi. Ya DP zamanları mesela, DP zamanların ilk şeyleri komikti. Ben böyle Aurora'nın 2018'i kış mevsimi zamanı ben bayağı iyi oynamıştım. Hatırlayanlar vardır o böyle. Narlan her oyununu taşıdığım zamanlar, böyle nar kemilden falan taşırdım hep. O zamanlar bana işte böyle ikinci split yaz mevsimine böyle bir sürü teklif gelmişti. Yani Bursa ile DP'ye kalmıştı böyle. Bana en güzel teklifler onlardaydı. VVS. VVS baby VVS. En iyi teklifler ondaydı abi işte. DP'nin kadrosu da şeydi. Japon vardı sport. Japon e-sport gibi gözüküyor. Yani e-sporttu. Çünkü Türkiye'de zaten pek sport yoktu.
İşte Japon Longbi yükselme liginde çok iyi oynamıştı. O da diz hani böyle solid mid lane. İki tane de Koreli olacak dediler. Bir de ben gidecektim. Yani ben şey yapıyordum öyle. Kadro güzel olacaktı, tamam mı? Bursa'ya bakıyordum. Bursa'da da işte kim vardı o zaman? Kimse yok daha doğrusu. İlk Bursa beni çağırmıştı. Sport'u dedi Farfetch'e alacağız dedi. Ben dedim Farfetch'e almayalım işte. Tolerant'ı aldırdım ben Bursa'ya. Adamlar beni çok istiyordu Bursa. İşte tamam sen gel Tolerant'ı da alacağız falan dediler. Tam Tolerant'ı aldırdım ben oraya. Sonra gitmedim amına koyayım. Onlar bana çok da fazla para veriyor adam ya. Ben takım sahibi olsam kendime o kadar para vermem. Size öyle söyleyeyim. Bayağı fazla para veriyorlardı. Harbiden bak. Ben takım sahibi olsam kendime o kadar para vermem diyorum bak. Ama ben kadro, DP'nin kadro bana böyle daha iyi gözüküyordu. Sonra DP'ye gittim amına koyayım. Long bir yarak gibi oynuyor. Ben yarak gibi oynuyorum. Koreli AD carry şeye tilt oluyor. Japon'a tilt oluyor diyor. Ben Japon'la oynamam diyor. Bu adamı atalım diyor. Japon böyle götü kalkık kalkık dolaşıyor şeyde. FB'de Worlds'e falan gitmişti o zamanlar. Artistik yapıyor falan böyle. Takım bir de bir jungle'ımız var chat. Bak bir jungle'ımız var. Adam nickini bile hatırlamıyorum, tamam mı? Bak nickini bile hatırlamıyorum herifin. Kore'den bizim koç getirmiş adamı. Adam Kore'de Evelynn şey OTP. Evelynn OTP herif. O da şey yok yok onlar Crash'tan önce o adamı biz ligde bile oynatmadık. Biz o adamı ligde bile oynatmadık. Bak herif o kadar kötüydü ki. Şuradan chatten bir tane jungle alayım o adamdan daha iyi oynardı. Yok adamı siz bilemezsiniz beyler. Adamı biz oynatmadan attık takımdan. Kore'den geldi bir hafta oynadık. Ben de bu arada şey böyle tribe girdim. Tamam ulan amına koyayım DP'ye geldik. Bursa'nın keşke Bursa'ya gitseydim. İşte herifler hem bir sürü para veriyor. Hem kadro daha iyi gözüküyor. İşte Milika var, Stefan var, Tolerant var arkadaşım işte kankam. Kendim böyle yiyip bitiriyorum amına koyayım. Lan niye ben gitmedim? Allah kahretsin falan böyle. Oynamada yansıyor tamam böyle bıkmışım amına koyayım. Adamın nickini bilmiyorum bak. Vallahi bilmiyorum adamın nickini. Adam geldi Kore'den. Adamın sesini bile hatırlamıyorum. Adam bir kelime etmeden scrimlerde oynuyordu. Adam hay diyorsun adam sana cevap bile vermiyordu. Bak size öyle söyleyeyim. Bak ben size onu söyleyeyim. Siz anlayın. Ama öleceğiz mi amına koyayım? Öleceğiz amına koyayım ya. Adamın trolliyesi tuttu amına koyayım ya. Anasını sikeyim bak. Her neyse ne anlatıyorduk? Ha işte amına koyayım oynuyoruz DP'de. Koç yarak gibi her şey bak DP'de her şey yarak gibi gidiyor tamam mı? Scrimler falan berbat. Neyse ben Ertuğ abiye diyorum ki DP'nin abi diyorum bu adamı atalım. Adam çok kötü oynuyor falan. Şimdi bir de o zaman da böyle sezon arası yani split arası böyle. Hani kış mevsim bitmiş, yaz mevsim çok az bir süre var. Zaten oyuncular bir yıllık kontrat yapıyor genel olarak. Oyuncu bulamıyoruz. Sadece DP'de o zaman tek güzel olan şey şef vardı abi Şef Mo. Fener'in eski şefi adam felaket yemek yapıyordu. Bir tek güzel olan şeyler yemekti. Bir yemek yapıyor herif var ya ananı sikeyim. Buradan ona selamlar izliyorsam. Kendisini de severim. Biraz kolpacı bir abimiz ama severim gene onu da. Tek yani güzel olan o şey. Kendimi yiyip bitiriyordum işte. Yarak gibi gidiyor takım işte. 2'ye 11'i falan böyle hatırlayanlar vardır. 2'ye 11 mi? 2'ye 7 mi? Ne gidiyoruz beyler? O dönem. Yani ligden düşeceğiz. O zaman da franchising gelecek. İşte Ertuğ abi diyor ki ligden düşeceğiz. Bir şey yapmamız lazım. İşte diyor ki siz diyor adam beğenin diyor. Ben diyor alacağım diyor. Neyse kireyi almaya çalışıyoruz tamam mı? Kireyi alacağız işte kireyi deniyor bizi. Hani biz adamı denemiyoruz bu arada. Adam bizi deniyor. Kireyi böyle takımı deniyor. Kireyi takımı deniyor abi böyle. Dedi bu sportla dedi olmaz dedi tamam mı? Kairos vardı o zaman da bize sportla. Dedi bu sport dedi çok ezik falan dedi. Dedi sportu dedi değiştirelim biz dedi. O zaman dedi belki bir şeyler yaparız dedi. Her neyse abi. Baya yalnız felaket oynadık ben burayı. Her neyse abi sportu da tamam hadi değiştirelim falan. Sonra Kirey dedi yok ben dedi gelmeyeceğim. Takım yaraktan gidiyor. Ertuğ abi kara bağlamış, şeye bağlamış amına koyayım böyle. Adam her gün üzgün üzgün takılıyor. Düşeceğiz yani ligden. Çok kötüyüz yani. Rezaletiz. Takıma bir bakın. Long bir mid.
Ben top, iki tane Koreli ezik. Adamlar ağzını açmıyor. Adamların sesini bile hatırlamıyorum. Support'ta Kairos, hani otomatik auto relegate takımı, tamam mı? Auto relegate'iz yani, çok obvious yani, herkes diyor DP relegate. Arada bir win alıyoruz ama böyle nasıl, böyle iki tane falan win almışız, ikisini de ben taşımışım. O da bala götü, böyle Aatrox'tan falan penta atmıştım. Neyse abi, Ertuğ dedi yapacak bir şey yok dedi, kireyi dedi parayı bayılacağız. Ama dedi bu adamlar dedi bundle geliyor dedi, yani üçlü paket geliyor yani. Kireyi almamız için Hatch ile Humanoid'i de almamız lazım. 2018 yaz mevsimi. Yani bizim bu 3 adamı da alacağız, 3'ünü de yollayacağız. Ama çok fazla paraya mal oluyor Ertuğ abiye bu arada bu. Tam yani hatırlamıyorum da pahalı oyuncular işte, Humanoid, Hatch'i falan böyle çok pahalılar. Ertuğ abi dedi ben dedi sikerim dedi, alıyorum. Onları aldıktan sonra her şey çok güzel oldu ama. 2018 yaz mevsimi, şey 2018 yaz mevsimi Kire ile Humanoid Hatch'i geldikten sonra çok güzel oldu yani, ben bayağı eğlendim. Yabancılarla takılıyordum zaten, Kire ile falan. O çok eğlenceli oldu ama ondan öncesi benim için rezaletti ilk 2 ay. Bir de bunları şimdi böyle Berkay'a falan danışıyorum, tamam mı? Zayet Nota falan soruyorum. Kanka hangisine gideyim? Bursa'ya mı gideyim işte? Hangisine gideyim falan? Berkay dedi ki kesinlikle dedi DP'ye git dedi. Ben o sırada böyle arada bir gelip Berkay'a sövüyorum. Ulan amına koyayım senin yüzünden DP'ye gittim, relegate oluyorum. Berkay da yarılıyor amına koyayım. Aa nasıl seni relegate ettim falan diyor amına koyayım. Daha çok da tribe giriyorum, tamam mı? Neyse son anda öyle takım düzeldi de amına koyayım. Bir şey olduk böyle, kendimize geldik. Berkay nasıl taşacak geçiyor? Oğlum nasıl seni relegate ettim? İşte oğlum bak benim gücüm anla, ben istediğimi relegate ederim falan böyle. Taşacak ya, yarılıyor yani benimle adam. Ha öyle işte oğlum, öyleyken böyle oldu, böyleyken şöyle oldu. Devamı da abi sonra Luger falan geldi. Yani Longbee, Mid falan var bizde. Ha, Serkan rezalet oynuyor. Serkan Diamond 3, tamam mı West'te? Serkan'ı support yapmışız. Support'ta harbiden böyle Japon'dan, Kairos'tan falan iyi oynuyor ama. Çocuğun hakkını yemeyeyim. Support'u iyi oynuyor. Sonra bu Serkan'ın böyle arada göt kalkmaları geliyor, tamam mı? Bunun göt bir kalktı amına koyayım Serkan'ın. Diamond 3 Elo'da şey oynuyor adam. Top lane oynuyor. Top lane oynuyor. Koşup koşup intliyor bak. Koşup koşup intliyor Serkan böyle bir ara. Luger'le birlikte anasını sikiyorlar takımın. Kireyi falan böyle delilendi mellendi amına koyayım. Böyle bizde takım şeye ayrılmıştı. Bot lane bir tarafta, top jungle mid, koç bir tarafta böyle. Yemeğe çıkıyorduk falan böyle. Sadece ben, Kireyi, Humanoid falan gidiyoruz yemeğe. Öyle komik şeyler olmuştu. Ama bizim yabancıları fena deli ediyordu bizimkiler. Bok gibi oynuyorlardı, tamam mı? Bak ben de ilk başta bok gibi oynuyordum ama ben böyle çalışıyordum, hani bir şeyler yapmaya çalışıyordu. Serkan yok amına koyayım. Karıyla kızla konuşup sikko sikko diziler filmler izleyip McDonald's söyleyip takılıyordu evde. Bizim yabancılar da tilt oluyordu buna. Fena tilt oluyorlardı. Şimdi Kireyi var takımda, adam öküz gibi çalışıyor. O adamın yanında çalışmamak olmaz yani. Anladın mı? Ama Longbee'yi severim, yalan yok, iyi çocuktur kendisi. Bir yanlışını görmedim bu zamana kadar. Deli daha adam hard deli ama Serkan. Deli meli ama iyi çocuk. Longbee'yi bırakmadık ya, bilmiyorum vallahi ne yapıyor. O Kire'yi ne kadar domaldık, onların fiyatlarını ben bilmiyorum vallahi. Ama Ertu abi ya çok fena girmişti ama takım düşecekti yani. Yapacak bir şey yoktu yani, ya takım düşecekti ya da bayılacaktı parayı. Bir de Humanoid'i satın falan aldı Ertu abi. Holitot'la hiç oynamadım. Ha dur, Holitot'la benim bir hikayem var, onu anlatayım size. Yıl 2014, tamam mı? Ben BFI'de oynuyorum. Holitot da şeyde oynuyor, Atlas'ta oynuyor. İşte turnuvamız var. Holitot da stream falan yapıyor, tamam mı? Karşı ben Aatrox oynuyorum. Holitot karşımda Darius oynuyor. Ama ben Darius'un şey olduğunu bilmiyorum. Holitot olduğunu bilmiyorum. Ve Holitot benim ağzıma sıçıyor, tamam mı? Bildiğim böyle ağzıma sıçıyor Holitot. Sikiyor beni. Böyle kuleyi alacak, tamam mı? Böyle kuleyi alacak. Kuleyi bilerek almıyor böyle. Kulenin önünde dans falan ediyor. Ben de veledim, tamam mı? Çıldırıyorum amına koyayım. Lan oldan bir başladım. Senin ananı sikerim amına koydum Darius, ama West'te oynuyoruz. Hani bir adam diyorum ki nasıl olsa yabancı anlamaz. Ben de stres atayım. Bak gidin sorun Holitot'a, onu unutmaz şey. Kasım unutmaz onu.
Ulan Mertem adam yayındaymış amına koyayım. Benim nick'te de koskocaman BPI Punky falan yazıyor. Yazıyorum oradan senin ananı sikeyim. Allah'ın o kuleyi orospu çocuğu falan diye nasıl sövüyorum. Ulan bir baktım amına koyayım holü totmuş o. Ulan bir utandım bir utandım. Maça gidiyoruz. Şimdi orada takımlar da oluyor ya. Ulan diyorum inşallah diyorum Kasım diyorum şeyin konusunu açmaz. Hani inşallah Kasım şeyin konusunu açmaz bu olayların konusunu. Rezil olacağız. Lan Kasım sana açtı Allah'tan anlayışlı adam olduğu için. Bir şey demedi yani böyle. Olur abi falan dedim. Onu hiç unutmuyor. Modu o Kasım da unutmaz onu. Özür dedim canım. Yani kaç kere özür dilerim. Ben bir de ufak kaç yaşında olayım hadi o zaman. Ufaktım yani 17-18 yaşında falandım. Müsvet olayını geçeceksin. Yok Sakultaycı müsvet olayını geç. Onu anlatmam yani bana 2 aydır. Abi senin ananı Q'lar yokmuş. Ben de QQ var zannediyorum. Çileklerde bumpik çalışıyoruz tamam mı? Lobi kuruyoruz. Şükrü'yle işte VS atıyoruz. Ben işte karşı takım oluyorum. İşte atıyorum çilekler VS DP. Şükrü çilekler oluyor. Ben DP oluyorum. İşte Şükrü'yü outdraft etmeye çalışıyorum. İşte ondan sonra benden sonra sıra şeye geliyor. Sıra işte Leylünar'a geliyor. Leylünar yapıyor. Sonra Madness yapıyor falan. Kognak da bunu şey böyle draft yapmayı sevmiyordu. Tam böyle başka bir şeylerle uğraşıyor. Oyun falan oynuyor. Hadi dedik Ömer sıra sende. Ama daha önceden konuştuğumuz draftları falan hiçbir şey bilmiyor Ömer. Ömer dedi yok ya ben yapmayacağım falan. Biz de bağırıyoruz. Ömer hadi oğlum gir şu lobiye falan diye. Neyse abi Ömer'i soktuk amına koyayım. Böyle Şükrü bir şey banladı. Ömer bir şey banladı tamam ama alakasız bir şey böyle draftla ilgili. Bir başladık böyle Ömer'e söylemeye. Ömer yapacağım bumpiki sikiyim amına koyduğumun malı. Kalk siktir git oğlum ne malsın. Oğlum ben de diyorum ama herkes böyle 10 kişi Ömer böyle 10v1 atıyor evde böyle. Herkes Ömer'e yükleniyor. Ya Ömer sikiyim senin yapacağın draftı. Takımın kaptanına bak. Amına koyayım ya Ömer bırak bu işleri tamam sen git kızlarla konuş. Tamam sen bırak biz seni bırakalım sen Diablo oyna. Ömer'in üstüne bir anda bir gittik. Ömer bir sinirlendi amına koyayım evi terk ettik. Ertesi gün maç var. Gitti dışarıda 1-2 saat durdu amına koyayım. Geri geldi sonra özür diledik. O çok komediydi ya onu unutmuyorum. Daha çok var ya. Şey yapardık biz mesela çileklerde. Şimdi eskiden şey yoktu mesela. Şimdi takım gaming house'larda falan böyle içecekler falan olur ya. İşte kolalar, fantalar, ice tea'ler, ayranlar, 7 günler, meşrubatlar falan olur ya. Biz çileklerde oynuyoruz şimdi. Takım sahibi sadece şeye para veriyor. İşte tuvalet kağıdı al, su al. Tuvalet kağıdı almak için para, işte çöp poşeti almak için para. Hani o içecekleri falan yok eskiden. Yani bir de biz ezik takımdık ya. Hani fazladan para gitmesin diye takım sahibi vermiyordu. Haftalık 100 lira veriyordu. Haftalık 100 lira veriyordu işte Şükrü. Şükrü ayarlıyordu onları. Neyse abi içecek alamıyoruz şimdi. Arada mesela hani Leylüler gidiyor kendine böyle 1 litre Sprite alıyor. Şimdi evde 6 kişiyiz tamam mı? Şimdi yemek yiyeceğiz. Oğlum Cüneyt bir bardak ver. İşte oradan o geliyor. Oğlum bir bardak ver falan. Bitiyor tamam yani evde böyle 1,5 litre falan içecek olması bizim için yani şey böyle olağanüstü bir şey. Biri içecek aldı mı hemen ona çökersin böyle. Neyse abi biz de bir gün Şükrü şey yapıyordu. Bende o zamanlar hiç para yok abi. Kazandığım para şeye gidiyor. Kazandığım para okula gidiyor. Şükrü işte beni çekiyor. İşte Şükrü bana yemek alıyor. İşte içecek alıyor falan. Şey yapardık bize böyle 1 litrelik Sprite alırdı Şükrü onu ikimiz gece içerdik. Gece yatmadan Şükrü ile şey yapardık Sprite'ı doldururduk böyle boş musluk suyuyla. Dolaba koyardık böyle buz gibi böyle sabah kalkardı Cüneyt. Oğlum Cüneyt buz gibi Sprite var dolapta derdik tamam mı? Oğlum al bir bardak iç adam da yeni kalkmış tamam mı amına koyayım. Of oğlum harbi mi lan falan diyordu böyle. Biz de Şükrü'yle böyle gülmeyi zor tutuyoruz. Musluk suyu var tamam mı Sprite'ın içinde. Böyle buz gibi duruyor şeyden amına koyayım. Cüneyt'i aldı tamam böyle yemeği aldı amına koyayım. Yemeği aldı işte bardağı çıkardık koydu şey. Bir de uyku serseri tamam asit falan sesi çıkmıyor anlamıyor da.
Bir koydu öyle lık 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 bir dikti. Oğlum bu ne lan, bu soğan mı da koyayım falan dedi. Bizden sonra bir hafta küsmüştü Cüneyt'i. Daha neler vardı oğlum çileklerde ya. Anlatsam gülme krizine girersiniz ya. Boş boş pizza şeylerine böyle biri pizza söylerdi. Sonradan içine böyle dolu gözüksün diye öyle çatal bıçak falan koyardık Şükrü'yle. Hani al Cüneyt al istiyor musun işte, Ömer istiyor mu, pizza kaldı kanka bir iki dilim falan. Ama bunu önceden de yapıyorduk da boş veriyorduk. Hani artık herkes ayıkta oğlum, boş veriyorsun siktir git falan yapıyordun. Artık böyle vermeden çatal bıçak falan böyle içini dolduruyorduk, boş sigara paketi falan. Böyle uzaktan sallıyorduk, oğlum Ömer bak al içinde var falan yapıyorduk. Sonra harbi mi lan ver falan diyordu, alıyordu açıyordu içinde iki tane boş sigara kutusu. Bir tane çatal bir tane bıçak amına koyayım. Açıyordu ondan sonra çaresizce bakıp sövüyordu Şükrü'yle, yarılıyorduk amına koyayım. Şükrü'yle fena akıyorduk biz çileklerde ya. Oğlum adamı niye aldın amını siktiğin mordesi. Aaa kaç kaç. Fena intledim ama Kaysa'yı bekledim. Öyle çok çileklerde ben eğlendiğim kadar hayatımın hiçbir döneminde eğlenmedim. Şükrü bir gün şey aldı tamam mı? Gene hani artık olayı biliyorsunuz. Şükrü böyle takım sahibinden fazladan para isteyip şey aldı. Kek sıra aldı tamam mı? Evde kek sıra var. Böyle bir tane öyle koli. Yani içinde böyle 30 tane falan kek sıra var. Ama Şükrü böyle bize yerini söylemiyor ki hani ben bitirmeyeyim falan diye. Bana yerini söylemiyor. Ben de oyundayım tamam mı? Şükrü işte baktım kek sırayı böyle saklayacak. Kek sırayı saklayacak yer arıyor tamam mı? Ben böyle burada oturuyorum. Buradan böyle mutfağı görebiliyorum tamam mı? Buradan böyle tam da oyundayım baktım Şükrü bir şeyler yapıyor. Lan dedim bu saklıyor. Şöyle tam oyundayım bak. Zınk şöyle kafayı bir kaldırdım. Şükrü'yle göz göze geldik amına koyayım. Kek sıraları saklıyor. Neyse Şükrü dedi bak bana sadece diyor ki sen biliyorsun dedi kek sıralının yerini. Hani şey yapma dedi. Bitirme evdekiler de yesin. Tamam dedim. Ulan herkes yattı. Böyle işte 10 tane falan kek sıra kalmış. Ama ben de nasıl açayım biliyor musun? Ölüyorum açlıktan. Kek sırayla da bir tane de 1 litrelik kapi var evde. Lan kek sırayla kapi nasıl gidiyor? Bak anasını sikeyim. Kek sıra kayısılı kapi. Ulan beni bir açlık bastı. Kapıyı doldurdum amına koyayım dedim. Bir tane yiyeyim dedim. Daha yemeyeyim. Ulan bir tane bir yedim. Bağımlılık yaptı amına koyayım. Tık 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 10 tane hepsini bir yedim amına koyayım. Bak o göz göze gelme anını görürsünüz bak. Şükrü böyle arkası dönük böyle kaldı. Ben de oyun oynuyorum. Oyunu bırakmışım. Böyle bakıyorum Şükrü'ye. Lan o 10 tane kek sırayı bir yedim. Sabah hiçbir şey kalmamış. Şükrü de şey yapmayı seviyor. Tam böyle sabah kalkıyor. Bok tadı oluyor ya ağzında. Bir tane kek sırayı yiyor. Bir bardak işte meyve suyu içiyor. Sonra sigara yakıyor falan amına koyayım. Hani adam kendine gelsin diye. Ondan zaten kek sıralar. Anasını sikip kek sıraların hepsini bir yettirdim. Sonra Şükrü o gün bugündür eve hiçbir şey almadı bir daha. Şükrü böyle McDonald's'tan ikili menü yer söylerdi amına koyayım. Böyle yanımda yerdi amına koyayım. Şükrü'ye böyle boş boş bakardım. Tamam al amına koyayım al, diğer hamburgeri de bana veriyordu. Böyle al tamam sen ye diyordu amına koyayım. Bana veriyordu hamburgeri. Ben böyle söylemiyordum yemek McDonald's falan. O söylüyordu öyle. Şükrü'yle biz yan yana oturuyorduk. Yan yana oturuyoruz biz böyle. Böyle Şükrü McDonald's söylüyor amına koyayım. Boş boş bakıyorum böyle Şükrü'ye. Ağzım açık. Böyle yapıyorum. Hani Kemal Sunal'ın filmi var ya cama ekmek banıyor. Aynı o model böyle Şükrü'yü deli ediyorum böyle. Şükrü tamam al amına koyayım al yemiyorum diye bana veriyordu. Efsaneydi ya. Şükrü az karnımı doyurmadı ya benim. O yüzden Şükrü'nün yeri başkadır bende. Şükrü çok baktı bana hani aklınız hayaliniz almaz yani. Şimdi böyle siktiri boktan bir yerde oturuyorduk tamam mı? Çilekler Gaming Class'ı. Böyle full keko. Hani full böyle sıkıntı. Gece 3'te dışarı çık. Böyle yolda yürürken zınk bir anda yandan gelip emaneti yeme şeyim var böyle riskim var. Şükrü'yle bizim deal şeydi. Ben böyle markete giderdim. O da işte bana da işte sigaramı falan alırdı. Çıkmazdı amına koyayım çünkü sıkıntı yerdi. Ben çıkar tanklardım onun yerine böyle. Berbat bir yerde otururduk. Ya Atakan da bir ara bizde çileklerde oynuyordu. Böyle gece biz Atakan'la dışarı çıkıyorduk. Böyle her yerde kavga böyle gece 4 falan. Adam şey yapıyor böyle yere çamaşır şeyi kurmuş, tezgahı kurmuş. Ama alakası yok yani başka bir şey sattı o kadar belli ki. Sancaktepe çok sıkıntı yerde yani 2016'da falan öyleydi. Aynen bak evden sürekli birinin markete gitmesi
bekleniyordu. Hiçbir şey yoktu evin etrafında bak. Sıkıntı yerde. Primo, primo. Yani anlayacağınız arkadaşlar, uzun lafın kısası bu. Hele en rezalet dönemim 2014-2015. Yemek sırada kalıp salam ekmek yeme. En kötü günlerim oydu. Aynen, Chef Mo'nun yemekler bayağı iyidir. Chef Mo'yu da ben harbiden severim. Ya zaten abi o kısmı şey yapman lazım ya. Oraları yaşaman lazım. Öyle beleşe sporcu olunmuyordu eskiden. Ya ben yani mutluyum o anları yaşadığım için. Bizim böyle bulaşık sıramız falan vardı bak. Herkesin bir görevi vardı. Ben mesela işte Şüklü bize görev dağılımı yapıyordu. Bana diyordu Uğur diyor sen yerleri sil diyordu. Bu Cüneyt Piçi'nin de kolunda sıkıntı var diye hiçbir şey yapmıyordu, tamam mı? Cüneyt'in böyle kolda sıkıntı var diye hiçbir şey yapmıyordu adam. Neyse ben yerleri süpürüyorum. Cüneyt'e diyorum ki, Cüneyt diyorum şuradan kalk diyorum, şu senin tarafı da temizleyeyim. Bak böyle yapıyor bana. Bak Cüneyt'in hareketi yapıyor. Elimde süpürge var, 250 kiloyum. Hava sıcak, evde klima yok. Klimayı bulmak imkansız. Klima yok. Bak Cüneyt'in hareketi yapıyorum size. Ben şimdi şuradayım, tamam, elimde süpürgeyle bekliyorum. Cüneyt böyle. Cüneyt oğlum kalk diyorum, şey yapayım böyle. He yapıyor, geliyor böyle. Ben temizliyorum ya yerleri, sigaranın külüne gelip önüme atıyor. Şey diyor, temizle lan diyor, amına koyarım seni diyor. Oğlum diyorum sen salak mısın, kalk diyorum, halen bana böyle yapıyor. Böyle yapıyor, tık sigaranın külünü bir daha yere atıyor. Fırlattım süpürge, dedim sikerim sizin yapacağınız, delirdim amına koyayım. Cüneyt ama bir de üstüne de yarılıyor böyle, aha diye yarılıyor, iyice deli oldum. İyice deli oldum. Bir gün mutfakta yemek yiyoruz, tamam mı? Astarte böyle, Astarte diye bir oyuncu vardı, belki eskiler bilir. Bizim jungle'dı. Sikko böyle dergiler alıyor, tamam mı? Ama hiç okumuyor böyle. Dergiyi alıyor böyle bir hafta 10 gün falan mutfakta duruyor dergi. Neyse abi bir gün ben, Ömer, Cüneyt mutfakta yemek yiyoruz. Hani dergiyi de şey yaptık. Ben yemek hani altına koyduk böyle tabakların üstünde ekmek var. Hani gazete serersin ya yemek yiyeceğin yerin altına. O marka abi işte. Dergiyi koyduk abi altına, yemeğimizi yiyoruz. Ama bak size yemin ediyorum dergi bir aydır mutfakta duruyor. Ulan baktım Astarte bir yandan bir geldi, parazitlik yapıyor bize. O ben o dergiyi okuyorum, siz ne yapıyorsunuz? Dergiye görün ama derginin şeyi gitmiş, dergi demeye bin şahit ister. Şurada bir tane yağ lekesi, domates lekesi falan amına koyayım. Ondan sonra Ömer bir sinirlendi amına koyayım. Dedi sikerim dedi senin dergini falan, evde mevzu çıktı amına koyayım. Gel dedi 10 lira vereyim. Ömer oturduğu yerden 10 lira fırlatıyor Astarte'ye, git siktir git bir tane daha al dergi falan diye. Fena mevzu çıkmıştı evde. Güzel günlerdi ya. Özlemiyor değilim moruk. Değerini bilememişiz. Hayatımda tanıdığım en sağlam boş yapan adam Cüneyt'tir bak. Benim üstüme bir tane daha benden koyun boş level olarak. Üstüne bir tane de Kaan ekleyin. Boşluk seviyesini ona göre ayarlayayım bak. Oğlum oyun biz var ya. Oyun oynuyorduk aslında, köpek gibi çalışıyorduk. Yani çok nadirdir bizim böyle saldığımız çileklerde. Overwatch gelmiş amına koyayım yeni şeyde. Şüklü diyor ki siktirdin diyor. Siktirim atmıyordum koç amına koyayım. Diyor ki boş verin, bak gene adam çaldırdı. Oğlum senin amına sikiyorsun. Gerçi adam yokmuş ki. Şüklü diyor ki boş verin diyor. Overwatch oynayalım diyor. Overwatch'ta 6 kişi oynanıyor ya. Siktirimi diyor siktirdin biz diyor Overwatch kasalım. Cüneyt Leylünar. Evde bağıra bağıra Overwatch oynuyoruz 6 kişi. Orada da Winston diye karakter var. Maymun böyle yumruk atıyor ya. Ben bağırıyorum öyle. Hep durmadan Winston'ı seçiyorum, ben bağırıyorum. Diye göre giriyorum. Goril taklidi yapıyorum evden bırakayım. Adamlara yumruk atıyorum. Şüklü yarılıyor falan. Sonra takım sahibi eve bir anda bir gank attı amına koyayım. Takım sahibi eve genki bir koydu moruk. Hepimiz Overwatch oynuyoruz. Ertesi gün LoL maçı var. Ne diyeceğimizi bilemedik amına koyayım. Takım sahibi bir tık böyle ufak laf yaptı falan ama hemen Şüklü oradan böyle bir laf çevirdi hemen. Çok kızmadı Allah'tan. Bu napalmınız plastik. Öldürmüşsünüz şu adamı moruk, öldürmüyorsunuz mu? Oyun hala bitmiyor. Tamam artık. Ya abi işin şeyi bu. Çok eğlenceli günlerdi. Ya anlat bitmez ya. Lan kız! Ananı sikeyim, ne oluyor lan? Thank you.